İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Lidya Margosyan, Uluslararası Yerli Halkların Biyoçeşitliliği Konferansı'na katıldı. Batı Ermenistan'ın Hayrinik resmi gazetesi yayınlandı. Kültür bilimci Karine Hakopyan ile röportaj. Türkiye, Ermenistan Cumhuriyeti'nden taviz bekliyor. İyileşen yaralar. Spitak'taki yakıcı depremin üzerinden 32 yıl geçti. Türkiye, Libya'ya yeni bir paralı asker grubu göndermeyi planlıyor. Batı Ermenistan'ın gezmeye değer yerleri, Erzurum Karin'in Cunni Mağarası. 28 Kasım'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Başkan Yardımcısı Bayan Lidya Margosyan, video bağlantısı ile gerçekleştirilen uluslararası yerli halkların biyolojik çeşitliliği konulu konferansına katıldı. Uluslararası Biyoçeşitlilik Forumu, yerli halkların hükümetlerini, sivil toplum kuruluşları, temsilcileri, bilim adamlarını ve aktivistlerini bir araya getiriyor. Bunlar bu ve diğer önemli uluslararası toplantılar çerçevesinde yerli halkların haklarını tanımak ve onlara saygı göstermesine ve devlet yükümlülüklerinin yorumlanmasına ilişkin toplantılar koordine edilmesine yardımcı oluyor batı Cumhuriyeti'nin aylık Vatan Resmi Gazetesi'nin 26. sayısı 1 Aralık 2020'de yayınlandı. batı Resmi Gazetesi her ayın başında batı düzenli olarak yayınlanmaktadır. Kültür bilimci yayıncı Karine Hakopyan, batı televizyonunda Arçak Savaşı sırasında büyük zarar gören kültürel alanları hakkında fikrini sundu. Bu alanların korunması Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsah için öncelikli olması gerekiyordu ve bu kültürel savaştan önce geri dönüşü olmayan sonuçlardan kaçınmak için adımlar atılması gerekiyordu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin artık tamamen dahil olduğu küreselleşmenin olası tehlikelerinden ve bu durumda en olumlu sonucun doğru personel politikasının olduğunu söyledi. Ankara, Yerevan'dan taviz verilmeden Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmeyecek. Doğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Akademisyen Ruben Safrasyan, Novosti Enka Ajansı'na böyle bir görüş bildirdi. 3 Aralık'ta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİ Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 27. oturumunda Arsak ile ilgili anlaşmaların Ermenistan-Türkiye ilişkileri üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini söyledi. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan arasındaki anlaşma 30 yılda barışa ulaşmak için gerçek bir fırsattır, dedi. Genel olarak Türkiye'nin Ermenistan'a karşı bölgesel politikasına dayanarak Ankara'nın Ülkemizle ilişkileri geliştirme arzusu da dahil olmak üzere gerçek bir iradesinin olmadığını söyleyebiliriz dedi. Türkologa göre özellikle bu tür niyetlerin yokluğu Türk liderliğinin Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik siyasi görüşlerini doğruluyor. Bu bağlamda Artsakh ve Rus-Türk kontrolüne ilişkin üçlü deklarasyonundan Ermenistan Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmeyeceğini bekliyoruz. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 32 yıl önce büyük bir doğal afet meydana geldi ve bu ülke için ciddi bir sorun haline geldi. Birkaç saniye içinde yıkıcı bir deprem binlerce binanın yıkılmasına ve on binlerce insanın ölümüne neden oldu. 7 Aralık 1988'de yer saatle 11.41'de Richter ölçeğine göre 10.0 büyüklüğünde yakıcı bir deprem Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuzey bölgelerini salladı. Ön sarsıntı, büyük sarsıntı ve artçı sarsıntılarla Spitak depremi tam döngü depremleri olarak adlandırılan depremlere aittir. Deprem Ermenistan Cumhuriyeti'nin topraklarının yaklaşık %40'ını kapladı. 21 şehir ve bölge 342 köy zarar gördü. Spitak, Leninakan, Kirovakan, Stepanavan şehirleri, yüzden fazla köy ve yerleşim yeri olmak üzere tamamen veya kısmen tahrip edildi. 514 bin kişi evsiz kaldı. Yaklaşık 20 bin kişi yaralandı. Ölü sayısı 25 bin oldu. Yıkıcı deprem neticesinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin tüm konut stokunun %17'si tahrip oldu. Yüzden fazla sanayi kuruluşu işlevini yitirdi. Mimari, tarihi mekânlar ve sanatsal eserler ağır hasar gördü. Türkiye, ülkedeki iç savaşta iki rakip grup arasında varılan anlaşmaya ve paralı askerlerini geri çekmeye çağrısına rağmen Libya bir grup paralı asker daha gönderiyor. Bu tertiyem tarafından bildirildi. General Khalifa Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu ve Türkiye ile Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti, 2014 yılından beri Libya'da iktidar için savaşıyor. İki taraf, Birleşmiş Milletler aracılığı ile Ekim ayında Cenevre'de ateşkes anlaşmasına vardı. Anlaşmanın hükümlerinden biri, tüm askeri birliklerin, Silahlı grupların cepheden çekilmesi, paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların ülkeden çıkarılması öngördü. Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önümüzdeki hafta Suriye'den Libya'ya daha fazla paralı asker göndermeyi planladığını söyledi. Merkeze göre Kasım ayında Türkiye, Libya'ya 18 bin Suriyeli ve 2500 Tunuslu paralı asker göndermişti. Batı Ermenistan'daki Karin Erzurum'un Karayazı ilçesinin kuzey doğusundaki kalkerli kayalıklarda yer alan ve iki kattan oluşan Cuni Mağarası'nın bir bölümünde Ortaçah Kilisesi, doğuya bakan büyük bölümünde ise Ermenilerin kullandığı damgalarla tasvirler bulunuyor. Bu yerleşmede Ermenilere ait olan damgalar, harfler tespit edildi. Bu harflerin benzerleri Kars, Kağızman, Geyikli Tepe ve Ordu Esatlı'daki kayalıklar üzerinde yer almaktadır. Vatandaşlardan buraya sahip çıkılması, altın, define ya da başka amaçla buralar kazılıp tahrip edilmemesi, duvardaki motifleri sökmemesi rica olunur. Çünkü burası kültürel mirasımız. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arvin Topluluğu tarafından seslendirilen "Orsain" adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.